Merhabalar, bu videoda artık Postman'da erişebildiğimiz verileri Python'dan nasıl kullanacağız, Python'dan nasıl göreceğiz, bunlara işleyeceğiz. Videoya başlamadan önce beni Twitter, TradingView ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Postman'ı açıyorum. Postman'da hangi verilere erişebiliyorum, onlara bakmak istiyorum. Postman'ı açtım. Bu arada ben başlamadan önce zaten hangi veriyi çekeyim diye karar verdim. Öncelikle Postman'da hala API tanımlaması, daha doğrusu API key ve secret key verilerini girmediğimiz için account ve order sekmesi altındaki verilere maalesef erişemiyoruz. Hepsinin sırasıyla yapacağız. Emir verme işleri en son. Şimdi biz strateji oluşturmayı, bağlantı kurmayı öğrenelim. O işler kolay. Şimdi burada Postman'da bir API gördüm, bir istek gördüm. Bu istekte 3 tane parametre giriyoruz ve bu parametreler ile istek yaptığımızda GET metodu ile bize bu şekilde bir çıkış yapıyor. Bu çıkışta ne veriyor bana? Alış-satış oranı, satış hacmi, alış hacmi ve bunların yapıldığı zamanın timestamp değeri. Peki bunu hangi kalıpla kullanacağız? Bunu şu kalıpla kullanacağız. Kalıbımız ne? Def get data symbols. Yani buradaki fonksiyonla aynı fonksiyonu yazacağız. Hemen ilk önce bir URL kontrolü yapıyorum. Bakıyorum fapi.binance.com diyor. Ben burada fapi.binance.com/fapi yaptım. Ama az önce Postman'da kontrol ederken baktım ki bütün yapmak istediğim isteklerin hepsi fapi.binance.com/fapi'den değil de fapi olmadan da istek yapılabiliyor. O yüzden ben ana URL'imi bu şekilde yaptım ve fapi'yi buraya tanımladım. Yani bir önceki Binance Python videosunda fapi/v1/lines olarak tanımladım bu symbols fonksiyonunu. Bilginiz olsun. Şimdi ben buraya bir fonksiyon daha tanımlamak istiyorum. Bu fonksiyonun ismini ne koyalım? Hemen bakalım. Buy sell volume diyelim. Def get buy sell volume. Kapatalım. Parantez açıp kapatalım. Benden 3 adet parametre istiyor. Bu parametreleri nasıl göndereceğim? Params diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir deyip bir süslü parantez açıp kapatıyorum. Şimdi ilk olarak her şekilde ben URL parametresini göndermem gerekiyor. O yüzden URL'i asla unutmuyorum. URL 2. deyip base URL diyorum. Virgül koyuyorum. Diğer parametrem neymiş? Sembol parametresi. Bakın buradaki key'e bakacağız. Sembol parametresi. Hemen onu da burada tanımlıyorum. Bu da ne olsun? BTC USDT. Tabi yine biz hatta böyle yapmayalım. Coin name diyelim. Buradan ben 3 tane parametre çağıracağım ya. Simbol, periyot ve limit diye. Bu fonksiyonun içerisinde o parametreleri göndereyim. Coin name virgül periyot virgül yine limit dedim. Bir önceki fonksiyonumuz gibi. Hatta aynısı olsun. Gönderdiğimiz parametreler. Sembol parametremin ismi aslında fonksiyonda gönderilecek olan sembol name değişkeni olacak. Virgülü bıraktım. Diğer değişkenim ne? Periyot. Periyot değişkenini zaten nasıl tanımlanabiliyormuş burada bana çok güzel bir şekilde gösteriyor. Buradan virgülden sonra periyot diyorum. Tırnaktan çıkıp 2. koyuyorum ve yukarıdaki periyot değişkenimin buradaki periyoda eşit olduğunu, yani göndereceğim parametreler arasında olacağını tanımlıyorum. Virgül dedim. Diğer parametrem de limitti. Bu limitte benim fonksiyonumda göndereceğim limite eşit olsun deyip bırakıyorum. Parametrelerimi tanımladım. Ondan sonra ne yapıyorum? Kendime bir URL tanımlıyorum. Bu URL ne oluyor? Hatta direkt bu satırı alıyorum. Hatta bu iki satır alıyorum. Query string'i hep kullanmıyoruz ama kullanma ihtimalimize karşı ben onu sürekli alıyorum. Burada bana diyor ki istek göndereceğimiz URL'i gir. Peki ben burada fapi/v1/lines'ta mumların verilerini alabiliyorum ama ben onu istemiyorum. Ben neyi istiyorum? Futures grafiklerindeki alış ve satış hacimlerinin oranını istiyorum. Peki benim indikatör diyorum, özür dilerim. Parametrelerim nelermiş? Buradan bütün parametreleri kapattığımda benim adresim burada gözüküyor. Buradan kopyaladığımda buraya yapıştırıyorum. Ve artık bu arada burada slash var diye burada slashsız başlattım. Artık benim istek yapacağım adres Postman'daki adresimle aynı. Alt satıra geçiyorum. Hemen bir payload ve headers kısmımız var. Bunlar yine aynı. Bunlarla artık hiç uğraşmıyorum. Geri dönüş alacağım. İstek yaptıktan sonra dönüş alacağım. Değişkenimin ismini de response olarak tanımlamak istiyorum. Uğraşmamak için. Artık ben bu fonksiyon içerisinde isteğimi de yaptım. Şimdi yukarıdaki get data symbols fonksiyonunda çağırdığımızda bize başlıklı sonuçlar gelmiyordu. Nasıl başlıklı sonuçlar gelmiyordu? Hatta çağıralım. O çalıştırdığımız fonksiyon bu. İsteği gönderiyorum. Bakın burası açılış değeri, burası kapanış değeri, burası şu değeri, burası bu değeri. Bunun hangi değeri olduğunu bilmiyoruz. Binance'in GitHub dosyasında var bu. Ama bizim nerede şimdi o? Eyvah. Bunu bulabilirsem. Burada. Bakalım o mu? Tamam bu. Burada bizde bir liste var ve bu liste içerisinde birden fazla veri var ve bu verilerin içerisinde zaten benim ulaşmak istediğim sayı veya string ifade bir şeyle isimlendirilmiş. Bu çok hoşuma gitti. O yüzden ben burada tekrar az önceki fonksiyonda yaptığımız gibi isimlendirme yapmıyorum. Aşağı iniyorum. Direkt return deyip artık bir dönüştürme yapmayacağım için, hatta pardon dönüştürme yapacağız, özür dilerim. Convert diyorum. Bunları yine bir pandas kütüphanesine veri yapısına çevireceğiz. pd.dataframe deyip response değişkenimi, bu fonksiyon içerisindeki response değişkenimi dataframe veri yapısına dönüştürüyorum. Ama artık buna sütunlarına isim takmama gerek yok. Bunu dönüştürdüm. Reformat the file diyelim, düzgün gözüksün. Return converted diyorum. Şimdi diğer satırlara da şöyle 3 tane şeyle yorum satırını alalım diyeceğim. Sorun oldu neden? Çünkü bunlar da yorum satırı. Bunları direkt yorum satırına alalım. Print get buy sell volume diyorum. Hemen bir değişken atıyorum. Periyodum 15 olsun ve limitim 10 olsun. Ben şu an istek yapacağım bu parametrelerle ve bana çıkan sonucu bakalım nasıl yazdıracak. Slash run data diyorum. Evet, gördünüz mü? Şu an bana çok güzel bir şekilde tablo halinde hazırladı. İndeks verileri sol tarafta sırayla verdi. Al sat oranını yazıyor. O sütun altında sat oranı, sat hacmi. Yanındaki sütunda al hacmi, onun yanındaki sütunda da timestamp verisini veriyor. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Peki ben buradan nasıl veri ayıklayacağım? Yani evet abi bana getirdin sen bu veriyi ama ben bunun içerisindeki 9. veya 8. 6. 5. 4. değeri istiyorum. Nasıl alabilirim? Çok basit. Yine print get buy sell volume. Hatta yine şöyle yapalım. Bir önceki videoda yaptığımız gibi a eşittir deyip Bir kere çağıralım. Bir kere burada dursun. Burada A'yı yazdıralım. Burada da A'nın içinden 7. indeksteki neyi istiyorum? Buy volume. Şimdi çalıştırıyorum. Pardon, böyle yazarsam olmaz. Bunu da string ifade olarak çağırmamız lazım. Şimdi ben bunu bir kez çağırdım. Bir kez çağırdığımda A diye bir değişkene kaydettim bu tabloyu. Bu tabloyu ekrana yazdırdım. Sonra bu tablonun içindeki 7. indeksteki buy-vol değişkenini almak istiyorum. Hemen çalıştırıyorum, bakalım gelecek mi? Hata aldık. Neden hata aldık? Muhtemelen ilk önce burada şunu çağıracağız. Hemen bakalım. İlk önce şunu çağıralım. Buy-vol. Çık buradan. 7. Evet, gördüğünüz gibi ilk başta sütunu çağırıyoruz. Ondan sonra indeksi çağırıyoruz. Ben A diye bir değişkene bu tabloyu tanımladım. Bitcoin grafiğindeki 15 dakikalık grafiklerde ya da son 15 dakika sanırım bu. Son 10 tane hacim oranını bana getir. Alış ve satış oranlarını bana getir dedim. Ve bunu bir tablo halinde yazdırdım. Çok güzel. Ve bu tablonun içinden buy-vol sütunundaki 7. indeksteki veriyi bana getir. Buy-vol 7 ve 1088.1470. Bu iş bu kadar basit. Bundan sonraki videolarda artık böyle bir anlatım yapmayı düşünmüyorum. Yani tamam, yine anlatım yapacağım. Ama Postman'dan istek nasıl atacağız? O isteklerdeki, hani aslında biz Postman'ı şunun için kullanıyorum ben. Hangi istek ne işe yarıyor ve URL'ini almak için. Burada da veri izle çözdüm. Zaten çok basit. Ve veriler de bana, pardon, bu şekilde isimlendirilmiş bir şekilde geliyorsa tadından yenmiyor. Yol boş, ak git yani, istediğini yapabilirsin. Parametre tanımlamayı da, parametreyle çağırmayı da öğrendim. Artık bundan sonrası tamamen benim neler yapacağıma, aklımın ne estiğine kalmış. Aynı zamanda TradingView serisi de başlattım. İlgilenen olursa TradingView'e de bakabilir. Matriks ile ilgilenen varsa da Matriks IQ serim de var. Matriks IQ videolarımı da izleyebilirsiniz. Fikirlerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.